Elbette adaylara bağlı olarak, elbette Cumhurbaşkanı adayına bağlı olarak bu trend değişir. Özellikle Cumhurbaşkanı adayının, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi adayı olması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunda bir artış beklenmesi son derece normal. Yani geçmişte Sayın Muharrem İnce'nin %30'un üzerine çıkan oy oranında kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oluşunun etkisi olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu yönde bir oy artışı anlaşılabilir bir durumdur. Onu da ifade etmiş olalım. Ama tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı sürecini yönetmeye bağlı olarak değişir. Biraz önce bir meslektaş arkadaşım programın konuydu ve seçimin ilk turda biteceğini ifade etti. Ben de seçimin ilk turda biteceğini ama Millet İttifakı'nın çıkaracağı adaya bağlı olarak Millet İttifakı'nın kazanmaya daha yakın olduğunu ifade edebilirim. Burada Millet İttifakı'nın yalnız ya da genel anlamda Altılı Masa'yı Millet İttifakı anlamında kullanıyorum, onu öncelikle ifade etmiş olayım. HDP'nin desteğinin kilit seçmen desteği olduğunu, dolayısıyla Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın aday tespitinde HDP'nin oyunu kolay alabilecek, HDP'li seçmenin oyunu kolay alabilecek bir atraksiyon içerisinde hareket edeceğini, adayını tespit ederken ona çok dikkat edeceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da HDP'nin bu etkisini bilmekte ve bildiği için, HDP'li seçmenin etkisini bildiği için son dönemlerde yapılmış olan bir kısım görüşmelerin arka planında bu seçmenin dikkate alındığı varsayım üzerinden değerlendirme yapabiliriz ya da yaptığımız görüşmelerde bunları görüyoruz. Bir iki noktayı ifade edeyim. Seçmenin şu anda en çok üzerinde durduğu konu ekonomi ve ekonominin türevi olan konular. Vatandaş burada ciddi şikayetlerde bulunuyor ama bugünkü adalet konusunda da vatandaşın ciddi şikayetleri var. Ben pek çok kere girmiş olduğum konuya haddimi aşmadan sadece bir iki cümleyle söyleyeyim. Özellikle ceza davalarının Türkiye'de çokluğu, mahkemelerin çok uzun sürüyor olması, insanların adalete bu güvensizliği gibi konular son dönemlerde ciddi şekilde dikkat çekmekte. Sayın Bülent Kaya'nın söylemiş olduğu, özellikle AK Parti'den kopup yani şu anda farklı endişeleri olan, hani hassasiyetlerinden dolayı bu endişelerini ifade eden seçmen açısından da bir şey söylemek lazım. Seçmenin, özellikle 30 yaş altındaki genç seçmende bu endişeler daha minimal duruyor. Üst yaşlarda daha fazla, bölgesel olarak da bunlar değişiyor. Bu değişen fotoğraf içerisinde özellikle Saadet Partisi'nin Altılı Masa'da bulunması, aynı şekilde Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin ve İYİ Parti'nin, yani dahası Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partilerin de bu masada bulunması, bu insanların endişelerini gidermesi anlamında oy oranının çok daha üstünde bir etkiye sahip. Mesela İstanbul seçimleri sırasında biz bunu ölçümlemiştik. İstanbul'daki oy oranı yüzde kaçsa Saadet Partisi'nin, onun birkaç katı daha fazla seçmenin Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy vermesini sağlamada arada bir regülatör görevi gördüğünü düşünmüştük. Yani çıkan sonuçlarda onu teyit eden bir fotoğraf olmuştu. Ben bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde başörtüsü başta olmak üzere farklı konulardaki muhafazakar kesime yönelik hamlelerinin bunu düşünerek atılmış hamleler olduğu kanaatindeyim. Zaten onun arkasından o problemin halen devam eden bir problem olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı da görüp konuyu anayasal bir değişiklik içerisinde Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte gündeme getirerek ifade ettiklerini beraber gördük. Bu noktada bir son değerlendirme de şuradan yapmak isterim. Biraz önce Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili bir ifade geçti. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin geçmişte seçim kaybetmesinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kaybetmesiyle mukayesesi geçti. Sanırım Cem Bey orada bir ifade söyledi. O ifadeye ben de katılıyorum. Ben Devlet Bahçeli'nin bir parti liderinden daha öte, öncelikle olarak hem partisinin hem de kendisinin ona oy veren seçmen tarafından ekonomiyi düzeltsin diye ya da işsizliği gidersin diye ya da başka bir kısım sosyal politikaları çözsün diye verilmiş oylardan daha öte, elbette o niyetle de verenler var. Ama ağırlıklı olarak
Türkiye'nin sigortası gibi bir algı var kendisiyle ilgili, Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili. Onun için seçimlerde genelde oy oranını anketlerde hep düşük buluruz. Biz bunu da raporlarımızda bildiririz. Hem Milliyetçi Hareket Partileri hem de onların rakiplerine. Bu arada benim firmam sadece bir kesimle de çalışmıyor. Birbirinin rakibi olan partilerle çalıştığımız için dolayısıyla sonuçları her ikisine aynı anda veriyoruz. Yani iki taraf da görüyor sonucunu. Biz bir tarafı yukarıya çıkarıp diğer tarafı aşağıya indirme lüksüne sahip değiliz. Çünkü o zaman bize soruyorlar. Yani Bülent Bey sorar o zaman değerli dostumuz. Der ki bir dakika ya Saadet Partisi'nin oyunu alıp niye falan yere verdin diye sorar. Biz bunların gerekçelerini de ifade etmek durumundayız. Evet. Onun için hemen bitiriyorum. Lütfen. Burada iktidarın kış döneminde önümüzdeki süreçte biraz daha oy kaybedebileceğini, yaz dönemlerinde sadece mevsimsel nedenlere bağlı oy yükselişinin 2-3 puan olabildiğini geçmiş yılların deneyimiyle, dolayısıyla da yılbaşından başlayarak bir kısım oy düşüşleri olabileceğini söylüyorum. Tabii hükümet de bir kısım adımlar atıyor bunlara karşılık, bunları durdurma adına, oy kaybını durdurma ve partisinin oyunu yükseltme adına yapıyor. Ama artık şu saatten sonra yapılacak en önemli algı yönetim meselesi kanaatimce Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girip, mesela bugünkü yargı kararıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de yargı bağımsız, ben de doğrusu bundan şikayetçiyim gibi bir ifade kullanmasını beklerim. Eğer kullanmasa şu anda, çünkü sosyal medyadan da takip ettiğim, görüştüğüm kadarıyla tek bir AK Partilinin bile vicdanında bugün verilmiş olan karar makes bulmuş değil. Bir şey olmasa bile kesin bir şey olmuştur şeklindeki bir algıyla vatandaş süreçten rahatsızlık duyacaktır. Benim bu anlamda söyleyeceklerim bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Bülent Bey, enteresan rakamlar ve tahminlerde de bulundu. Sıra bendeydi herhalde. Mehmet Ali Bey, özür dilerim. Son bölüm sırayla söz vereyim, tamam, ama müsait belki diye. Onun sırası. Tabii, yok değil, hayır. Buyurun, siz devam edin. Sizden sonra söylerim, fark etmez. Mehmet Ali Bey'e yani benden geçtiniz. Yani şimdiden mızıkçılığa başladınız ya, helal olsun. Yok, ne olur yani oradan gelir, 3 dakika sonra size gelir. İktidara yani aday olanlar olarak biraz daha geniş gönüllüyüz. Buyurun yani kaybetmekte olanlara bir şey geçelim. Hayır, jest yapalım. Buyurun. Öyleyse ya, lütfen devam edin, buyurun. Şimdi Mehmet Ali Bey orada güzel bir tespit yaptı. Benim de aklıma şu geldi. Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediyesi'nin bütçesinden 1 milyara yakın bir parayla tanıtım bütçesi 1 milyara yakınmış. Bu 1 milyarlık bütçeyle yaklaşık, kesin değil ama yani 900 olur, daha, belki biraz daha fazla, biraz daha az olabilir. 1 milyarlık bütçeyle yapmış olduğu tanıtımda o organizasyonlarda, işte yaptığı o icraatlarda, açılışlarında, kapanışlarında, temel atmama törenlerinde filan yapmış olduğu bütün hepsi bir kenara, bakın bir hakimin vermiş olduğu kararla bütün hepsi gitti. Mehmet Ali Bey güzel bir tespit yaptı. Hastaneyi yapmış, hastaneyi kimse gözü görmüyor ama kapının önünde 3 liralık bir çorbayı dağıtan orada Allah razı olsun diyor ama hastaneye kimse bir şey söylemiyor. Ben de buradan ona katkı olsun diye şunu söylüyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 aylık programında 20 tane ülkeye gitmiş. Bugün yine Türkmenistan'da Türkmen gazıyla ilgili çok önemli görüşmeler yapıldı. Ondan önce Rus gazıyla ilgili, işte Mavi Vatan'la, Libya konusuyla ilgili, Türk devletleri konusunda İHA'larla, SİHA'larla, savunma sanayinde, içeride dışarıda yapılan işlerle ilgili ne kadar iş yapıldıysa hepsi bir kenara oldu. Ama bugün Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın tanıtımı hepsinden fazla oldu. Dolayısıyla evet, doğru, olgu farklı, algı farklı. Şimdi bu konuda da Ekrem İmamoğlu'nun anlatılacak yapmadıkları, yapacağım deyip de yapmadıkları bir sürü şeyleri konuşmamız gerekirken, bugün burada Ekrem İmamoğlu'na İran'da bir söz var. Taşıma kuş değdi diye. Yani işi rast gittiği zaman derlermiş ki taşıma kuş değdi. Yani taş attım kuşa değdi demiyorlar. Benim taşıma kuş değdi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da taşına kuş değdi. Dolayısıyla
Bugünkü alınan bu karardan dolayı Ekrem İmamoğlu Bey, Cumhuriyet Halk Partisi o dağınıklığını, kavgayı, gürültüyü baştan da söyledik. Hepsini bitirdiler. Tüm olgular bir kenara oldu. Bir algıyla şimdi yarın miting de yapılacak herhalde. 6 tane parti ayrıyeten herhalde sanırım biraz önce o Haydarbaş'ın oğlu Hüseyin Baş o da katkıda bulunacak. Tabii otobüsün üstündeydi ya. Meral'ın sağındaydı ama. Haliyle bence mitinge AKP'liler bile katılacak. He? Mitinge Muharrem İnce de katılıyor mesela. Neden biliyor musun? Hayır öyle değil. Yani ikinci tura kalmıştı ya, ikinci seçime. O zaman artık 800 bine çıkmış orada Adalet ve Kalkınma Partiler de vermişti. Ben de onu söyleyeceğim tabii. Yani biz kimseyi yolda bırakmayız. Eğer miting az olursa görüntü kötü olmasın diye katılırız biz de. Aşımayı biliyoruz diyorsun. Yani yaparız biz. Biz de gider katkıda bulunuruz. Yani peki tamamlayın lütfen. Son 10 dakika. Son 10 dakika konuşacak mı? Hayır. Son 10 dakikada diğer konuklar öyle. Tamam. Bir dakika içinde tamamlarsanız sevinirsiniz. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Bu yapılanları bugün tekrar ediyorum. Belki Mehmet Ali Bey dedi ki hiçbir AK Partili bu konuda vicdanı rahat değil dedi galiba. Benim de vicdanım rahat değil. Şimdi bana da bir sürü mesaj geliyor. Gelenlerden bir de biraz önce de söyledim. Selim kardeşimiz diyor ki bu organizasyonu yapsa Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. Çünkü bu en büyük zararı, o da aynısını söylüyor, en büyük zararı AK Parti'ye verdi. Şimdi burada alınan kararı tasvip etmiyoruz. Doğrudur, yanlıştır. Hukuki yönleri tartışılır. Fakat bu karar Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masanın, altılı masaya çok faydası olmadı onu söyleyeyim. Bülent Bey her ne kadar yarın aday olsa da olmasa da 2 saat içinde galiba bütün, kimseye faydası olmamıştır bütün, herhalde bu bir bütün süreç. Mitinglere gidecek, bunun çok büyük katkısı olacak dedi ama bana göre altılı masanın da işini zorlaştırdı. Dediğim gibi muhalefetin adayını altılı masa her ne kadar daha zamanımız var, belirlememize günümüz var dedi ama Bülent Bey de söyledi, daha önceki genel başkanlar da söyledi. Fakat bugün altılı masanın adayını mahkeme belirledi. Peki.